Barack Obama Temsilciler Meclisi ve senatörleri seçmez, belirlemez yani. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir kere dar bölge sistemi olduğu için tamamen farklı bir şekilde, yani parti başkanı olsa dahi başkan, onun milletvekillerini ya da oradaki adıyla Temsilciler Meclisi üyesi ve senatörleri, adayları daha doğrusu, bunları belirleme, bunları ismen ortaya koyma gibi bir yetkisi yok. Dolayısıyla Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kendi parti üyeleri üzerinde bile yetkisi yok. Onun için hiç ilgisi yok yani. Bizdeki sistem çok başka. Şimdi bizde şeyi de anlıyorum. Yani bu niye aynı güne yapmak istediler? Çünkü biliyorlar ki farklı çoğunluklar olursa, başkanın arkasında başka bir siyasi çoğunluk, Türkiye'den bahsediyorum, ve meclisin arkasında başka siyasi çoğunluk olursa çatışma çıkacağını herkes biliyor. Dolayısıyla klasik başkanlık işlemeyeceğini gayet iyi biliyor. Bu nedenle aynı gün haline getirildi. İki, yine de çatışma ihtimali doğabilir. Bu sefer de fesih. Peki burada şimdi bunlar belki... işte denge denetlemeyi ortadan kaldırıp bunu bir otoriterleşmeye götürüyor. Bu Latin Amerika ve Afrika'daki başkanlıkların başkancı rejimlere dönüşmesinin nedeni olmuştur. Çünkü orada da aynı şeyler oldu. Çatışma yarattı klasik ABD sistemi. Çatışmayı da nasıl çözelim dediler, fesih getirelim. Fesih getirdiğiniz anda artık o bir başkanlık değil.